Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda e, mezun grubu ve geometriye yeni başlayanlar için ki seride bu hafta 19. haftada neler yapacaksınız ondan bahsedeceğim size. Yani ne zaman başlamıştık bu programı arkadaşlar? E, Ağustos'un 5'inde başlayan program için. Daha sonrasında tabi Eylül'de falan başlayan arkadaşlar da tabi bu programı takip edenler de yine aynı şekilde e, buradan sizlere selam olsun. E, i̇yi bir şekilde gidiyorsunuzdur inşallah. Evet kaçıncı haftadayız? 19. haftadayız arkadaşlar. 19. haftada neredeyiz? Soru çözümüydü galiba değil mi? Bakıyoruz 19. hafta. Evet 19. hafta soru çözümü arkadaşlar. Biz zaten bir hafta önde gidiyorduk. Çünkü sebebini de daha öncesinde söylemiştik size. Bir, iki, 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 konuyu birden birleştirmiştik. Ondan dolayı böyle bir hafta önden gidiyoruz diye söylemiştik. 19. haftamız normalde ayın 7'si, yedisi, 7'sinde Ayın 7'sindeyiz arkadaşlar ama 19. hafta ne? Evet, şimdi sırada şey var arkadaşlar. Acil geometride çember zamanı. Evet. Arkadaşlar çemberi hallettiniz. Çemberde açıyı hallettiniz. Çemberde uzunluğu hallettiniz. Yine dik üçgenlerle hallettiniz. Yine dörtgen bilgileriyle hallettiniz. Yine eski bilgilerle hallettiniz. Yeni bilgilerde kattınız. Ha bu katı kattığınız yeni bilgiler ilerleyen zamanda ne bileyim analitik geometride bile işinize yarayacak. Katı cisimlerde işinize yarayabilir. Ee, çemberin altında özellikle ve özellikle çemberin altında çok fazla işinize yarayacak arkadaşlar. Evet şimdi artık büyük ihtimalle e, bu çember ve daireden sonra netlerinizdeki artı sayısının 1 veya 2 olduğu zamana da geldik arkadaşlar. Atıyorum 4 ya da 5 net yapıyorsanız büyük ihtimalle 6, 6 ya da 7 net yapar hale geldiğiniz zamandasınız arkadaşlar. Özellikle bu haftayı iyi bir şekilde geçirin. Bu haftanız büyük ihtimalle çok zevkli bir şekilde geçecektir. Çemberde açı uzunluk çözmek e, size zevk verir. İşte bağıra bağıra merkez T çektik, merkez geri çektik diye diye özellikle çemberde uzunluk ve çember dairede da, alanda diye diye e, bu konuyu çok rahat bir şekilde halledebildiğinizi ve bu haftanızın çok eğlenceli bir şekilde geçeceğini, geçeceğini tahmin ediyorum arkadaşlar. Umarım e, düşündüğüm gibi olur. E, bu hafta ne yapacaksınız arkadaşlar? Zaten size hep diyorduk bir geometri ilacı çözüm bir de orta halli kitap çözüm deyip iki kitaptan gidiyorduk. Her konu bitiminde de bir acil geometri çözeceğiz diye söylemiştik arkadaşlar. Ve sırada ne var bu hafta? Acil geometri. Acil geometri sizi bu hafta çok fazla yormaz. Zormayacak. Konu olarak yormayacak. Çünkü niye? Çember ve daire konusunda toplamda yanlış hatırlamıyorsam 15 tane falan test olması lazım arkadaşlar. Günde 2 test çözseniz. Hatta iki test bir soru falan çözseniz bir günde 3 test çözünce Ne olacak yani? Günde iki test çözdüğünüz zaman bu haftayı iyi bir şekilde halledeceksiniz arkadaşlar. Tamam. Ee, günde iki test çözseniz hiç sıkıntısız bir şekilde bu haftayı zaten geçireceksiniz. Ve güzel bir hafta olacak. iyi bir hafta olacak büyük ihtimalle. Ve netleriniz de artacak. Ve ondan sonraki haftada neye başlayacağız arkadaşlar? Analitik geometriye başlayacağız. Analitik geometriden sonra da netleriniz birer ikişer daha artacak. Ve ondan sonra katıcısım matıcısım derken bir bakmışsınız geometride bütün sorular fulleniyor. Bütün işte e, soruları rahat bir şekilde yapıy yapıyorsunuz testlerde. Deneme sınavlarında en rahat yaptığınızda e, konulardan bir tanesi geometri olmuş olduğunu fark edeceksiniz gibi 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 şeyler arkadaşlar. Neyse konuları bitirin de ondan sonra e, bu tür şeylerden bahsedelim değil mi arkadaşlar? Evet bu haftaki rehberliğimiz bu kadar. Sadece soru çözümü olduğu için e, çok fazla konuşmaya gerek yok. Acil geometriden 15 tane test ellerinizden öper. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Bir sonraki haftada ne var? E, analitik geometri konusunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.